Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü düzenlemiş olduğumuz inşaat eğitim seviyelerimize hocalarımı da tanıtmak istiyorum aynı zamanda. TÜMOK Denetleme Kurulu Başkanımız Sayın Nazım Hanım, İSMO Denetleme Kurulu Başkanımız, Oturum Başkanımız aynı zamanda Sayın Nadir Hikmet Güneş, Sayın Hocamız Yüksel Güleç, TESMER Eğitmenimizdir. TESMER Başkan Yardımcımız Sayın Nevzat Pamukçu, TESMER Saymanız da Sayın Haluk Gülsoy. Hoş geldiniz diyorum onlara da. Ben sözü fazla uzatmadan hocalarımı buraya davet ediyorum. Buyurun hocalarım. Hocalarım gelirken de 2014 yılının Sayın Yahya Arıkan Başkanımızın ifade ettiği gibi ilk önce sağlık, sonra sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir yaşam getirmesini, parayı sonra gelmesini diliyorum. Başarılı geçmesini diliyorum sunumu. Evet, sevgili meslektaşlar, değerli kurul üyeli arkadaşlarım, kurul üyesi arkadaşlarım, siz değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz diyorum ben de. Bugünkü sunumun fayda ve katkı getireceğine inancım tamdır. Ben çok fazla vaktinizi almadan bir iki konu hakkında açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle meslek odalarının birinci önceliği meslektaşlarının ihtiyaç görmüş olduğu, ihtiyaç duymuş olduğu konularda meslektaşlarımıza yapacakları eğitim çalışmalarıdır. Bu konuda ismi olarak hiç tevazu göstermemize gerek yok ve tevazu da göstermiyoruz. İhtiyaç duyulan her konuda her zaman meslektaşlarımızın sizlerin yanında olduk. Ve bu konularla ilgili olarak, ihtiyaç duyduğunuz konularla ilgili olarak eğitimler açtık. Biliyorsunuz bu döneme kadar 15 tane konuyla ilgili olarak eğitim veriyorduk. Ama yeni dönemle beraber bu 15 konuya 5 tane daha ilave oldu. Birincisi teknokent mevzuatları ile ilgili olarak. İkincisi KDV iade işlemleri. Üçüncüsü iç denetim. Dördüncüsü bağımsız denetim. Beşincisi de TFRS uygulamaları ile ilgili olarak da yeni eğitimlerimiz açılmıştır. Bu eğitimler 2014'ün Nisan ayına kadar devam edecektir. Her konuda biz meslektaşlarımızın yanındayız. Meslektaşlarımızın eğitilmesi, meslektaşlarımızın vermiş oldukları hizmetinin kalitesini arttırmak adına her konuda onlarla beraberiz. Bundan sonra da beraber olacağız. Siz ihtiyaç duyduğunuz her alanda sizinle beraber yol yürümek bizim asli vazifemizdir. Bu nedenle bundan sonraki sürecinde hepimiz adına, mesleğimiz adına, camiamız adına, tabii ki ülkemiz adına da hayırlı olmasını, umarım istediğiniz şekilde devam etmesini görürüz, devam ettiğini görürüz. Bugünkü toplantıyla ilgili olarak, daha doğrusu bugünkü eğitimle ilgili olarak ufak bir bilgilendirme yapacağım. Harzun'un isteğine göre, arzusuna göre ara verip vermemeyi henüz planlamadık. Onunla ilgili olarak sizin istekleriniz daha ön plandadır. Konuyla ilgili olarak çok özele kaçmamak kaydıyla konuyla ilgili olarak katkılarınızı bekliyoruz. Ancak planladığımız şey sizin için çok önemli olabilir, çok özel bir konudur, önemli olabilir ama diğer hazuruna da saygısızlık yapmamak adına soru cevapları en sonunda olacağız. Hem konunun bütünlüğü bölünmemesi, hem eğitimin seyrinin aksamaması açısından soru cevabı en son yapacağız arkadaşlar. Ama sunum içerisinde bazı katkılar yapabilirsiniz. Bazı yaşamış olduğunuz şeyleri katkılar yapabilirsiniz. Bunun sonucunda da eğitimin hepimize buradan bir şeyler katarak çıkacağımıza inancım tamdır. İnşaat ülkenin her zaman lokomotiflerinden bir tanesi olmuştur. Gerçi son bir hafta 10 gün farklı bir popülaritesi olmuş olsa bile imarlarla ilgili olarak ama her zaman lokomotif olmuştur. Bizim çalıştığımız yerlerde, bürolarımızda da
ciddi sıkıntılar yaşadığımız, nerede neyi yapacağımızı bazen göremediğimiz veyahut da sorun olarak akseden şeylerin birçoğuna bugün çözüm bulacağımıza inancım tamdır. Bu vesileyle Sayın Üstadımız, bizim abimiz, Üstadımız, TÜRMOK Denetleme Kurulu Başkanı Nazım abiye de, benim bağımsız denetimden de eğitmen arkadaşım, Yüksel Güreci de katkılarından dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Herkes için iyi olsun. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yine karşımızdayız. Ne mutlu bize. Bize bu sizlerle bilgi paylaşım fırsatını verdiği için başta Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan ve kurulu arkadaşlarına teşekkürler ediyorum. Tabii tevazu etmiyoruz dedi, haklıdır. İstanbul Serbest Muhasebeciler Odası 93 senesinden beri bu eğitimleri sürdürmektedir. Tabii Türk Ticaret Kanunu'nun, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun gündeme geldiğinden sonra işte muhasebeyle ilgili TFRS'ler, bağımsız denetimlerden dolayı da gözlüyoruz ki eğitime katılma oldukça fazla. Yani şöyle söyleyeyim, ben 99'da bu eğitim kadrosuna katıldım. Modeli de biliyorsunuz, önce bizim hocalarımız eğitiyor. Ondan sonra biz de aldığımız eğitimi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Tabii bu arada tecrübelerimizi de sizlerle paylaşıyoruz. Herhalde verimli oluyor. İstanbul'daki meslektaşlarımız bu anlamda çok şanslı. Şimdi biz Anadolu'yu da dolaşıyoruz. Buradaki arkadaşlarımla birlikte eğitmen arkadaşlarım. Van diyorlar, diyoruz. Nerede orada varsa. Çünkü orada eğitmen yok. Çok kısıtlı konularda eğitmenler var. Dolayısıyla her zaman İstanbul Odası tüm Türkiye'ye bu konuda hizmet ediyor. Mesela Salı günü tüm OPN kurulu toplantısı var. 8'i mi oluyor? 9'u galiba. Bir gün evvel gidiyoruz. Önce Çorum'a gideceğiz. Dönem sonu işlemlere eğitim vereceğiz. Ondan sonra akşam döneceğiz Ankara'ya. Sonra yönetim kurulu toplantısına katılacağız. İşimize bakacağız. Daha evvelki hafta Samsun'daydık. Cumartesi Amasya. Ve müthiş de ilgi var orada. Çünkü gerçekten mesleğin gelişmesi eğitime bağlı. Bilgi paylaşımına bağlı. Bunu biz meslektaşlar birbirimizden hiç esirgemiyoruz. Esirgemememiz de lazım. Şu anlamda bir meslektaşımızın bilgilenmesi ile aslında bizim mesleğin kalitesi yükseliyor. Mevlana'nın meşhur bir sözü vardır. Bir mum başka bir mumu yakmakla ışığından bir şey kaybetmez. Ne olur? İkinci mumu yaktığı zaman ışık daha da bollaşır. O anlamda mesleğin gelişimi adına bu eğitimler ve bilgi paylaşımları çok büyük önem arz ediyor. Şimdi ben bu girişten sonra işte bugün inşaat muhasebesi ve vergi uygulamalarıyla ilgili konumuz, eğitim konumuz. Karşınızda bir hesap planı duruyor. Biz muhasebeciyiz. Hesap planı bizim için çok önemli. Hesap planıyla biz tüm bir yıllık yaşamımızı aslında planlıyoruz. Yani yılın başında daha doğrusu yıl dolmadan içinde bulunduğumuz yılın Eylül ve Ekim aylarında elimizde kullandığımız hesap planını şöyle bir gözden geçiriyoruz. Eğer bir takım arızalar yaşamışsa hesap planında seneye aynı arızaları yaşamayayım. Nedir onlar? Mesela 3'er aylık dönemde biz geçici vergi beyanı için raporlama yapıyoruz. Geçici vergide gerek miktar dengesini kurmak açısından, gerekse değerlemelerin kontrolü açısından eğer halihazırda yaşadığımız hesap planı
bize hizmet etmiyorsa, yeterince hizmet etmiyorsa, onu seneye aynı zorlukları yaşamayayım diye seneye yapacağımız hesap planını revize ediyoruz. Ki hesap planı bir yıllık yaşamımızın planı demektir. İyi bir plan yaptıysak yaşamımızı da iyi sürdüreceğiz anlamındadır. Yansıdaki hesap planı tekstil işletmesinin normal tek düzen hesap planına göre alt hesapları düzenlenmiş bir hesap planıdır. Bunun içerisinde biz bir hiç inşaat muhasebesi yapmasak bile nasıl hayatımızı planlarız onun hakkında bilgi vermek anlamını taşıyor. Yani ya inşaat muhasebesi yapmadım ben şimdi ne yapacağım, bu müşteriyi acaba kabul edeyim mi etmeyeyim mi, böyle bir şey yok. Çünkü muhasebe muhasebedir. Yapsat bir imalat muhasebesidir. Yani tekstilci konfeksiyon, ceket, pantolon üretiyorsa yapsat işi yapan da bina üretiyor. Bağımsız bölüm üretiyor. Bir maliyet muhasebesidir neticede. Eğer yıllara yaygın inşaat onarım işi yapıyorsa bu hizmet işidir. 740, 7'li grupta 740 hesapta hizmet maliyeti takip ediliyor. Dolayısıyla hiç sakın korkmamak lazım. Ama işin esasını kavrama adına da biraz işte bu eğitimlere katılarak, literatürü karıştırarak, mesela inşaatla ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda, bir soruyla karşılaştığınızda, bir sorunla karşılaştığınızda Google'a yazıyorsunuz. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Aynen sorunuzu Google amcaya soruyorsunuz. Tık dediğiniz zaman karşınıza en azından 30-40 tane onun tebliği, sirküleri, makalesi, görüşleri, özelgesi bir sürü şey karşınıza çıkıyor. Ve kendi olayınızla özdeş gelenleri oradan seçip bir yorumlama imkanına kavuşabiliyorsunuz. Günümüzde bu mümkün. Şimdi hesap planında dikkat ederseniz tekstil işletmesinde direkt ilk madde malzemeler var. Kumaştı, astardı, telaydı. Karşısında hemen inşaat işi ise eğer, inşaatın stokları var. Tabii bu hesap planının sadece 150 hesabın alt düzenlemesi, diğer paraleller de aynı olduğu için bunu bahsedeyim. Dikkat ederseniz birinci kıvrım, birden fazla yerde inşaat yapıyor olabilir. Birden fazla inşaat ruhsatı almış olabilir işletme. Her ruhsat bazında birinci kıvrımı açıyoruz. Dikkat ederseniz hangi ilçede, hangi ada parselde, bir de kaç metrekarelik bir üretim yapacak? 2500 metrekare mi? 7000 metrekare mi? 12000 metrekare mi? Hiç fark etmez. Faydalı alan metrekaresi. Burada bahsettiğimiz metrekare faydalı alan metrekaresidir. Bu faydalı alan nereden çıktı? Şimdi bir brüt inşaat alanı vardır, bir de faydalı alan vardır. Bunlar inşaat ruhsatında bellidir sevgili meslektaşlar. İnşaat ruhsatında bellidir. Yani bir müteahhit yani bir inşaat firması ister kendi arsası üzerine inşaat yapsın, isterse kat karşılığı inşaat yapsın. Ne yapıyor? Bir arsa var. Bu arsanın cinsi değişecek. Yani artık arsa vasfından çıkacak, üzerine bir bina dikilecek. Üzerine bir imalat yapılacak. Dolayısıyla biliyorsunuz bunların hepsi ruhsata tabidir. Önce gider projesini yapar inşaat firması. Müteahhit demeyeceğim, inşaat firması diyeceğim. Müteahhit çünkü taahhüt edendir. İşi yapmayı taahhüt edendir. İnşaat firması ise onun imalatını yapan firmadır. Bunu müteahhit olarak da desek hemen o konumu yapacağız. Tamam. İnşaat yapan imalatçı firma. Bağımsız bölüm üreten firma olarak görmek lazım. Dolayısıyla ne yapıyor? Önce bir proje hazırlıyor. Bu projeyi belediye, tabii oradaki o ruhsatı verecek olan makam, belediyeye sunuyor. Bu ne demek?
Ey belediye, ben planca adı parsel üzerinde işte bu projedeki binayı inşa edeceğim, yapacağım. Şu kadar adet bağımsız bölüm. Ve her bağımsız bölüm metrekareleri farklı farklı biliyorsunuz. Birinci katta farklıdır, sonraki katta farklıdır. Aynı katta 100 metrekarelik vardır, 86 metrekarelik vardır, 125 metrekarelik vardır. Çeşitli artık inşa şey arsanın yapısına göre, projeye göre farklılıklar arz eden, metrekare büyüklükleri farklı olan bağımsız bölümler, yani daireler belirtildiği bir projeyi belediyeye sunar. Belediye bakar tabii o arsada işte şu kadar çekeceksin, %35'ine inşaat ruhsatı verilir veya %40'ına, bazı yerlerde %25'ine. Onu aşıyor mu aşmıyor mu niteliğine bakar ve ruhsatı vermeye karar verdiğinde, evet ruhsat verilecek dendiğinde bir harç yatar. Bu harç bir beyanname ile yatırılır belediyeye. Bu beyanname harç beyannamesi diye geçer o inşaat piyasasında. Şimdi harç alacak, yani harç biliyorsunuz kamunun yaptığı hizmet karşılığı aldığı bedeldir. Harçın karşılığı. Şimdi bu bedeli neyin üzerinden alacak? Biliyorsunuz belki de maksat vardır. Kârdır. Kârın işte karnına kabul edilmeye giderleri eklersin. Bir masraf bulursun. Onun üzerinden de belli bir oran vardır. O oranla çarparsın. Vergiyi beyan edersin. Harç da böyle bir şey. Orada hesaplanan harç. Bu harcı hesaplamaya esas bir liste verir müteahhit belediyeye. O liste nedir sevgili meslektaşlarım? Şöyle bir liste. Bu çalışılmış bir dosyadır. Maliyet muhasebesi de yapılmış. Yüklenilen katma değer vergisi hesaplanmış. Ve bağımsız bölümün metrekaresine göre birim maliyeti hesaplanmış bir listedir. O şu tarafa bakmayın. İlkten şudur. Müteahhitin verdiği liste. Der ki ben şu ada parsel üzerine şu daireleri inşa edeceğim. Bakın bürüt alanı ve faydalı alanı, net alanı. Şimdi sakın şuna girmeyin. Yani efendim ölçecekmişin de iki duvar arasını işte duvarın birinden 2,5 santim beton sıva payı, öbür tarafından da 2,5 santim sıva payı, toplam 5 santim düşüp ona göre faydalı alan. Bu faydalı alanı hesaplama bizim işimiz değildir. Bu faydalı alanı hesaplamak bu inşaatın projesini yapan mimarın işidir. Bunu mimar hesaplar. Dikkat ederseniz bu kırmızıyla boyadıkların kat karşılığı bir inşaattır. Arsa sahibine teslim edilecek bağımsız bölümlerin numaralarıdır. Diğerleri de müteahhitin kendine kalacak daireler. Dikkat ederseniz hiç fark eden bir şey yok. İşte 83 bürütü, 68 diğeri, 129 bürütü, 108 neti faydalı alanı. Bakın 6 ve 7 nolu daireler aynı. 6'yı kendinde kalıyor, 7 numarayı müteahhite veriyor. Bu böyle geliyor. İki blok halindeydi bu. 56 bağımsız bölüm A blokta. Toplamda bakın 6105 bürüt alan, 5079 ise faydalı alanı, net alanı. Geliyoruz B bloka. B blokta da aynı şekilde belirlenmiş. B blokta da yine 56 daire, 6105, 5079. Bunları böyle bir liste verir. Yani burada hem bürüt alan bellidir, hem faydalı alan metrekare toplamları bellidir.
İşte bunun üzerinden harç öder müteahhit. Şimdi bize tabii iş ne zaman gelir? Bütün bu işleri tamamlar müteahhit. Ondan sonra der ki bir muhasebeci lazım bana da. Bizim kapımızı çalar. Genelde de biliyorsunuz birileri bizi tavsiye eder müşterilere. Memnundur meslektaşım. Ya bizim muhasebeci iyidir, ondan yap bu işi anlamında ve iş bize gelir. Gelir, yapılacak iş zaten inşaat muhasebesi. İlk geldiğinde ilk müşteriden talep edeceğimiz bu harç beyannamesi yine esas liste olacaktır. Bu olmadan o muhasebeyi sağlıklı yapmak, sağlıklı maliyet çıkarmak, sağlıklı katma değer vergisi, yüklenilen KDV hesaplamak maalesef mümkün olamıyor. Evet, şimdi dikkat ederseniz biz bir maliyet yapmışız. 13 milyon lira toplam inşaatın maliyeti çıkmış. Bölmüşüz 13 milyonu. İşte faydalı alan, toplam faydalı alan metrekaresine. Ne çıkmış? 1279 lira 73 kuruş çıkmış. Bu sadece inşaatın maliyetidir. Arsa maliyeti yoktur bundan. Niye? Çünkü bu kat karşılığıdır. Arsa sahibine herhangi bir bedel ödemedi. Ne yapacak? Arsa sahibiyle birlikte bölüşecek. Neleri? Ürettiği bağımsız bölümleri bölüşecek. 1279. Bakın hemen ne yapıyoruz? Yine yüklenilen katma değer vergisi, yani indirilecek KDV, bu işle ilgili olan indirilecek KDV'yi de 191 hesabının altında ayrı bir alt hesapta, 42-150 hesapta olduğu gibi girseyerek ne yapıyoruz? Bir metrekareye isabet eden katma değer vergisini buluyoruz. 173 lira. Şimdi bu KDV ile ilgili önce söyleyeyim. Bizim işletme sahiplerimiz pek bilinçsiz olduklarından böyle maliyet, hasılat, kar, bunları hep sonra düşünürler. Mesela mal alımı yapar, hizmet alımı yapar, %18 KDV ödemek için belgesini almaz. Dolayısıyla ne olur? Bu inşaat maliyeti gerçeği yansıtmaz. Dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi de gerçeği yansıtmaz. Ben yeminli mali müşavirim. Bana katma değer vergisi indirimli oranlı inşaat KDV iadesi işi teklif edildiğinde tek sorduğum soru şudur. Devreden KDV ne kadar o inşaatla ilgili? Bir de kaç metrekare inşaat yapıldı? Faydalı metrekaresi kaç? Neyi arıyorum ben burada? İşte 173 rakamını doğrulamayı arıyorum. Eğer 70 lira 80 lira çıkarsa diyorum ki kusura bakma siz bu iadeyi alamazsınız. Neden? İşte bu biraz bunlar istinat duvarı yaptılar. Biraz pahalıya mal ettiler. Onun için 173 çıktı ama normalde bu 130 ila 140 lira arasında dolaşır. Yani metrekareye isabet eden yüklenilen katma değer vergisi. Bunun altına düştüğünde bilin ki işte sakat var demektir. Yani maliyetler gerçeği yansıtmıyor anlamında. Belgeleri temin edilmemiş anlamındadır. Şimdi ne yapıyor? Maliyet düşük çıktığı zaman bu sefer satışta kaçıyor. Vergiden kaçırmıyor. Daha doğrusu kaçıyor. Kaçınma da diyor. Ne yapıyor? 250 liraya satıyor. 150 lira fatura kesiyor. Hatta bir çok kişi de ona akıl veriyor. Ya belediye raiyeti şu kadar. Ondan yap. Şimdi başına gelecekleri bilmiyor tabii. Bize bu soru sorulduğunda diyoruz ki senin komşun kaça sattıysa bir raiç oluşmuştur zaten. Hiç kendini kandırma.
kaça sattıysan faturanı da ondan kes. Git tapuda işlemini ondan yap. Hatta düşük bedelle tapuda işlem yaptıysan tapu harcını düşük ödemek için söylediğimiz şudur. Emsal bedelle faturayı kestirip emsal bedelle. Emsal çünkü oluşmuştur. Nereden oluşmuştur? Komşudan oluşmuştur. Benzer inşaat, aynı semtte yapılan benzer inşaat, benzer metrekare büyüklüğü. Orada bir raiç oluşmuştur. Onun altında kaç liraya satarsa kendini kandırıyor demektir. Çünkü artık vergi incelemeleri elektronik ortamda yapılıyor. Vergi inceleme elemanının elinde bilgiler var. Hangi bilgiler var? Bir kere tapu bilgileri var. O inşaatın tapu bilgileri var. Tapu kaçtan el değiştirdi? Orada inşaat üzerine konulmuş olan ipotek tutarından bilgisi var. Hangi banka koymuş? Hangi bankadan kredi alınmış da o daire alınmış? Oralarda raiçler oluşuyor. Şimdi ta ilk başta size iş geldiğinde müteahhiti bu konuda bilgilendirin. Mesela biz işte yıllardır bu inşaat eğitimlerini veririz ilçelerde. Gelen sorular şudur. Ya bana işte sordu, şeyden şöyle söyledim. O kadar yanlış bir şeydir ki bu. Biz kötüye müşavirlik yapmayız değerli meslektaşlarım. Biz neyse onu anlatırız. Çoğunuz biliyordur, ben bir askerlikte gece eğitimi diye bir şey anlatırım. Dilerseniz tekrar anlatabilirim. Yani biz doğru yönlendirmek zorundayız müşterimizi. Yani nedir bizden beklediği? Hem kamunun beklediği, çünkü sosyal sorumluluğumuz da vardır bizim. Yani o tek düzen muhasebe uygulama tebliği, bir nolu tebliği ilk giriş kısmındaki 8-10 yaprağı çok okumayanınız varsa eğer, sindire sindire okumamız lazım orada muhasebenin kavramları, muhasebenin ilkelerinde. Sosyal sorumluluk diye bir bölüm vardır, onu okumamız lazım. Bizim hem ülkede yaşayan, tüyü bitmedik yetime karşı da sorumluluğumuz var mesleğimizi yaparken, hem müşterimize karşı sorumluluğumuz var. Çünkü biz onu yasalar karşısında yaptığı işlemlerin yasalara uygun yapılmasını sağlama gibi bir işlevimiz var. Eğer yasanın dışına çıktıysa biz onu yasanın içine çekeceğiz. Gelmiyorsa bırakacağız. Onunla birlikte o tehlikeyi oynamayacağız. Çünkü sosyal sorumluluğumuzu bir tarafa bırakıyoruz demektir bu. Biz onlara hep bu gerçekleri işi kabul ederken anlatmak durumundayız. Çünkü eğer işi kabul ederken bunları söylemezsek, yarın anlatırsak eğer, yarın bir şey olduğunda ben baştan söylemiştim hakikaten. Bunun tedbirini alacaktım. Bu şekilde yani maliyetlerin tam belgeliği, dolayısıyla hasılatını da tam belgelemek durumundasın dememiz lazım. İşte efendim benim kalfaya ücret ödüyorum, bunları kalfanın faturası yok, fatura kesmiyor. Evvelki de muhabbet esnafsa gider pusulası denen bir alet var. Onunla belgele. Stopajını yatır ama belgele. Gibi doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Yani doğru bilgiye sahip olursak ancak doğru bilgilendirebiliriz. Aksi takdirde işte az vergi ödeden iyi muhasebecidir. Böyle iyi muhasebeci olunmaz. Bir kere biz yasal çerçevede müşteriyi yasanın içine yönlendirmek durumundayız. Hiç korkmayın. Ben 70 senesinde başladım mesleğime. Bir makina imalatçısı, bir torna atölyesinin, o zamanki büyük çapta bir torna atölyesinin muhasebesi tutuluyor bizim büroda. Amin bürosunda yetiştim ben açıkçası, onu söyleyeyim. Orada bir yıl işte Mart ayı, o zaman KDV yok. İşte yıllık yazılırdı. Böyle hilenin içinde gelirdi evraklar. Onları yıllık muhasebeleştirirdik ve vergi matrağına ulaşırdık. Tabii makine ürettiği için de biz üretim ağacı yapardık. Kaç makine üretmiş satmış? 40 tane yılda. Hangi tür makineler? Makineleri tek tek gruplayıp
üretim ağacıyla işte ne kadar saç kullandı, ne kadar demir kullandı, ne kadar cıvata kullandı, kaç redüktör kullandı, kaç motor taktı, bunları hesaplayıp maliyetini hesaplıyordu makine bazında ve satışların maliyetine de bu şekilde ulaşıyorduk. Mamul makine varsa da mamul maliyetinde o şekilde stoklarda bırakacak şekilde hesaplama yapıyoruz. Olması gereken de bu zaten. Şimdi bunlar iki usta, biri Rizeli, biri Oflu. Nasıl olacak diyorsunuz bu da? Evet, biri Rizeli, biri Oflu. Tabii ortaklardan biri bu muhasebe işlerine bakıyor. Diğeri de üretime bakıyor. Yani demirden adam yapar türde bir eski usta. Dedi ki, ya dedi, İbrahim Bey dedi, Yaşar Usta diyor ki dedi, bak yanımızda İsmail Usta var, bizden daha fazla iş yapıyor ama bizim onda birimiz kadar vergi ödemiyor. Biz niye bu kadar çok vergi ödüyoruz? Deyince, tabii biz de yeni mesleğe başlamıştık, ne yapacak, ne cevap verecek? Dedi ki Yusuf Usta'ya da, bak eğer bu vergiyi azaltma kalkarsan muhaseben bozulur. Tamam İbrahim Cumhur, bizim muhasebemiz bozulmasın, ben dedi Yaşar Usta'ya bunu anlatırım. Şimdi evet, mesleği böyle yapmak lazım. Biz hiç müşterisiz kalmadık. Çünkü o insan biliyor ki kendisi korunuyor. Zaten biz koruyucu hekim olarak bir de böyle bir hizmet veriyoruz müşterimize. Yani yasal çerçeveyi anlatıp eğer dışına çıkarsan başına gelecekleri de bilirsin. Yani bilmez de anlatırız, öyle öğrenir. Kimse de geleceğini riske atmaz. O anlamda bu inşaat piyasasında maalesef inşaat firmalarının sahipleri de çok bilinçsiz. Mesela çalışmıştır, çalışkandır, işte kalfalıktan, ufak inşaattan başlamıştır, işini büyütmüştür. Çok beceriklidir. Yani çünkü o 24 saat işini düşün. Gece gündüz o inşaatın başındadır. Başarır işi, bitirir. Vergi tarafını hiç düşünmez. Benim muhasebecim nasıl olsa bunu düşünüyor. Ve bunlar da genelde akşamları bir kahvede veya bir yerde, mekanda toplanırlar. İşte sohbet. Tabii vergi ayına gelince de sohbet vergi olur. Ve aralarında işte kaç lira gösteriyorsun? Herkesin birbirinden haberi vardır. Ya niye o kadar çok gösteriyorsun? Layıcı yükseltiyorsun falan gibi. Yine bir anekdot. Bir yazlık satın alacak halamın oğlu. 92 senesinde 75 milyona pazarlık yapmış. 73 milyona bitirmiş pazarlığı. O da İstanbul'a yeni gelmişti. Tabii mülk alacak. Peşin para teslim edecek tapuda. Ya gelebilir misin dedi. Tamam dedim. Atladık gittik birlikte Silivri tapusuna. Yolda giderken konuştuk. Bir tekstil firmasının sahibi ortaklarından ayrılırken onun hissesine düşen bir daireymiş bu. İşte tapu işlemini kaçtan yapacağız? Tam göstermek niyetinde Haloğlu. Bürokrat yapısı da var onun. Ben de o şeydeyim. Tam gösteririm. Vallahi dedi, benim için fark etmez dedi. Biz dedi ortaklıktan ayrılırken 1 milyon liradan hesap görmüştüm dedi. Yani tapuyu da 1 milyon liradan almış. Üzerine geçmiş. Gittik Silivri tapusuna. Başımızı sardı. O tapu binasında gideniniz varsa görmüştür. Bir katında veya iki katında tapu dairesi. Diğer bütün bürolar emlakçı. Başımıza üşüştüler, siz ne yapıyorsunuz? Burada 1 milyon lira, 1,5 milyon liranın üzerinde satış yok, emsal yok, yapamazsınız falan. Neticede o tapu 5 milyon liradan yapıldı sevgili meslektaşlar. Tapu müdürünün karşısına oturdu alıcı satıcı, şahitiz. Aldım mı aldım, sattım mı sattım, önünde tapuda da yazan. Nedir tapu müdürü? Devletin şahidi. Sağır Sultan biliyor 70-80 milyona satılıyor bunlar. Nereden 5 milyondan işlem yapıyorsun? Gibi. Evet, böyle bir gerçeklik halen maalesef sürüyor. Bunun içerisinde
Bilhassa da inşaat piyasasında da böyle. Biliyorsunuz tapuda ve noterde yapılan işlemlerde tevsik mecburiyeti kaldırıldı. İktidar vardı o görev usul tebliğlerinde. Sonra ikinci tebliğlerine tapu ve noterde kaldırıldı. Yani nerelerden ne baskılar geldi ki o tevsik mecburiyeti kaldırıldı. Halbuki tevsik mecburiyeti olaydı, insanlar çekinirdi. Belli bir rayişte hiç olmasa bunların tescil imkanı olabilirdi. Şimdi inşaat piyasası maalesef böyle bir durumda. Ve biz böyle bir kirli ortamda, yollar çamur deryası, temiz iş yapmak durumundayız ve temiz iş yapmak mecburiyetindeyiz. Yani o pislikten bizim müşterilerimizi çıkarmak, korumak durumundayız. İnceleme elemanları veyahut gelir idaresi diyor ki benim 5 yıl zamanım var. Zaman aşım süresi. 5 yıl. 2008-2009 inşaat firmalarımız incelemede. Ve hatta bölge bölgede inceliyorlar. İnceleme elemanları. Ve 4 yıl sonra, 5 yıl sonra ciddi rakamlarla karşı karşıya kalıyorlar. Gerek katma değer vergisi açısından, gerekse yıllık kazanç vergisi açısından. Onun için bunları bütün müşterileri kabul ederken anlatmak lazım ve o doğrultuda da yasalar çerçevesine, yasalara uygun işlemlerini yapmak lazım. Şimdi mesela gelen katma değer vergisi işlerinde biz diyoruz ki bu harç beyannamesi şöyle bir bakıyor. O beyannameyi verdiğinden bir haber. Parayı ödemiş hakim. Ya işte belediyede bana bir kağıt vermişler, götürdüm mal müdürlüğüne yatırdım. İyi de o kağıdın ekinde bir liste olması lazım. Senin bağımsız bölümlerinin metrekare büyüklükleri o listede var, tek tek bağımsız bölüm bazında. Niye bize tek tek lazım onlar? Biz işte burada bir maliyet hesabı yapıyoruz. Diyelim ki şurada 13. kattaki 55 nolu dairenin maliyetini nasıl hesaplayacağız? Evet, son derecede basit masa hesapladığımız 1279 ile faydalı alan 108 metrekareyi çarpıyoruz. Alın size 55 nolu dairenin maliyeti 138 bin lira. Bunlar 250-280'e satılıyor bu daireler. Bu firmanın raporunu götürdüm vergi dairesine ve müdür dedi ki ya bu satışlar böyle satış konuları, biz 2 sene sonra falan götürüyoruz raporları, 3 sene sonra verebiliyoruz inceleme. Dedi ki burada hiç yanlış yoktur. Çünkü işletme sahipleri de bilinçli. Böyle ufak tefek paralarla işleri yok. İşimiz tam olsun anlamında. Ve bankadan zaten satılıyor daireler, banka kredisiyle. Üzerine konulan ipotek verdi. Bankadan transfer edilen para verdi. Biz de bunları inceliyoruz. Tahsilatlardan ötürü yarın başımıza bir iş gelmesin diye açıkçası. Ve hemen katma değer vergisinde 55 nolu daire satıldı ise eğer o ayki aylık iade de talep etmek mümkün. Bakın 108 ile çarptık 173'ü 55 nolu dairenin katma değer vergisi, yüklenen katma değer vergisinde bulduk. Bunlar baştan planladığınız zaman hepsi hiç olmayacak bir şey yok. Meslektaşlarım soruyor ya inşaat işi aldım. İşte büyük bir inşaat. Bunun katma değer vergisi iade işi de olacak. Müşterek çalışır mıyız? İlk anlattığım bu size deminden beri anlattığım şeylerdir. Ve hemen şu listeyi gönderiyorum. Buna göre harç beyannamesini al. Bilim metrekarelerine göre yerleştir. Çok rahat edersin diyoruz. Herhalde yanlış da yönlendirmemiş oluyoruz. Ha burada bakın bu müteahhitin hesabıdır. Gelelim arsa sahibinin maliyetine. Arsa sahibinde bakın müteahhite kalanların sildik maliyetlerini. Arsa sahibine kalanların faydalı alan metrekare büyüklükleri 3.991 metrekare çıktı. Burada bakın maliyete 85 lira 50 kuruş. 83 senesinde alınmış.
80 milyona, yani şimdiki 80 liraya. Arsa sahibi bunu biliyorsunuz, gerçek kişi oldukları için endeksleyerek ne yapıyoruz? Bugünkü maliyeti buluyoruz. Bugünkü maliyeti de bulduk. Endeksleyerek 241 bin lira çıkıyoruz. O zamanki 80 milyon lira 341 bin lira olarak çıktı. Kendine düşen dairelerde 4000 metrekare. Metrekare maliyeti çıktı 85 lira 50 kuruş. Bu müteahhit, pardon, arsa sahibi bu daireyi 9272 liraya mal etmiş oldu. Evet, 280 bin liraya sattı tanesini. Aradaki farkın vergisini ödedi. İşin başında da söyledim, kat karşılığı yaparsanız bu şekilde olur diye. Kat karşılığı olmasaydı da bu 3991 metrekarenin, yani burada 100 küsur daire var, 50 daire kabul edelim. 50 dairenin maliyeti aşağı yukarı 1 para. Eğer arsa sahibi kat karşılığı vermeyip de o günkü bedelle arsasını satsaydı 50 kuruş değer artışı vergisi ödemeyecek. Hiç vergi yok. Yani 13 milyon burada, 7,5 milyon diyelim, 7 milyon lira arsanın değeri, 7 milyon liraya satmış olsaydı, işte buyurun maliyet ortada, 13 milyon lira, 2107 lira metrekaresi, 7 milyon liraya satsaydı 50 kuruş vergi ödemeyecek. Ve müteahhit de, yani yapan inşaat firması da o maliyet üzerine, zaten maliyeti o. Ona göre maliyet hesaplarını tekrar yapacak idi. Tabii bu süreçte Yüksel kardeşim bunları çok çok size bahsedecek. Ben özellik arz eden hususlar olarak bunları sizlerle paylaşmak istedim. Yine hesap planında söyleyeceğim şeyler var. Dikkat ederseniz inşaat bazında firmanın 3-4 proje yürüttüğü de oluyor. İsterse 13 tane proje yürütsün. Her projeye bir alt hesap tanımlayarak, bakın onun altında da malzeme stokları diyoruz. Malzeme stoklarında da işçilik içerenler, işçilik içermeyenler var. İşçilik içermeyen, yani inşaat demiri aldı, demir olarak aldıysa ne yapacak? Bunu kesecek, bükecek, işçilik harcayacak. Çimento keza harcı yapmak için kumla birlikte birleştirecek. Kalıplı kereste kullanacak. Bunları kereste olarak alıyor ve kendine göre kalıp yapıyor. Bunlar işçilik içeriyor. İçermeyenler ne? Hazır beton. Neden içermiyor hazır beton aldıysa eğer? Çünkü hazır beton firmaları da mikser gelir inşaata, uzatır hortumunu. Şoförün yanında bir de yardımcı elemanı vardır. Çıkar hortumun ucuna, müteahhitin gösterdiği kalıpların içine betonu döker. Yani yapan firmanın o işle ilgili 50 kuruşluk işçilik gideri olmaz. İşçilik dahil maliyet. Yani beton, hazır beton firmasından gelen faturaları ayrı izliyoruz ki onları ayıralım. Yine kapı pencere doğrama işlerini yapan ne yapılır? Proje eline verilir, bunun kapılarını yap, pencerelerini yap. Bu anlaşma ne anlama gelir? Gider projeye göre kapısını, penceresini üretir, gelir montajını yapar, camlarını da takmak, dahil olmak üzere işi teslim eder. Dolayısıyla bütün bunları kendi atölyesinde üretir, kendi işçileriyle gelir montajını yapar. Müteahhitin cebinden 50 kuruş işçilik parası çıkmaz. Dolayısıyla kendi işçilerinin primini de kendi dosyasından sosyal sigortalara kendisi bildirir. O anlamda eğer biz biliyorsunuz bunlar bize ne zaman lazım? Müteahhit inşaatı bitirdiği zaman iskan müsaadesine başvurur. İskan müsaadesine yapı kullanım izin belgesi için başvurur.
Şimdi iki tane ruhsat vardı. Biri inşaat ruhsatı, ilk kazmayı vurmak için aldığı ruhsat. Diğeri ise bitirdiği inşaatı gelir, işte zaten şimdi yapı denetim firmaları da var. Belediyeye müracaat eder, der ki bu oturma izni verin bu inşaata. Dolayısıyla gelir belediyenin fen işlerinden ilgililer. Dolayısıyla projeye uygun mu yapılmış? Herhangi bir aksak yeri var mı? Oturulabilir mi bu binada? Der. Ve ona göre ruhsat verir. Ruhsatı verirken de Sosyal Sigortalar Müdürlüğü diye eski adı, şimdi Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın bir protokolü vardır. Bu protokol gereğince de inşaatı vereceği zaman belediye Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ilişiksiz belgesi ister müteahhitten. Bu ilişiksiz belgesini almak için de Bayındırlık Bakanlığı'nın her yıl ilan ettiği inşaat birim metrekare maliyetleri vardır. Her yıl bunlar yenilenir. Ve inşaat türlerine göre betonarme, karkas, bilmem, çelik konstrüksiyon hepsi türüne göre belirlenmiştir ve listelenmiştir. Onların metrekare maliyetleri, birim maliyetleri yayınlanır bakanlık tarafından. Ve alır, ilişiksiz belgesini vermek için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri senin metrekare alanına bakar, o inşaat türüyle kaç liraysa birim metrekaresi çarpar, bir maliyet bulur. Bu maliyetin %9'u işçilik olmalıdır. Eğer ince hesaba girmezsen %25 indirimini yapar. Bu da %6,75'e gelir işçilik olarak. Yani 1 milyona mal ettiyseniz, 1 milyon lira çıktıysa 6,77'si 67.500 lira. 67.500 lira işçilik vardır bu maliyetin içerisinde. 67.500 lira işçilikten de ödenmesi gereken sigorta primi %36 mı 33 mu? O hesaplanır. Bu kadar primi o inşaatın dosyasına yatırdıysa eğer, ilişiksiz belgesini verir. Verir ve ondan sonra bu binaya yapı kullanım izin belgesi verir. Yani iskan belgesi verir. Zaten inşaat ruhsatıyla yapı kullanım izin belgesini karşılaştırdığınız zaman aşağı yukarı bütün bilgiler aynıdır. Orada da yazar. Kaç metrekare, kaç faydalı alan. Orada mesela toptan da yazılır. Burada tek tek gösterdim ya bağımsız bölümlerin büyüklüklerini. Orada mesela benzer 8 daire varsa aynı metrekarenin büyüklükte 8 çarpı 118 metrekare toplam şu der. Altına 4 çarpı 126 metrekare onu bulur. Oradaki metrekare büyüklüklerini aynen karşılaştırırsınız. Yapı kullanım izin belgesinde ki metrekare büyüklüklerini verir. Bize maliyet hesaplaması için çok gerekli olan bilgiler olduğundan bunları böyle uzun uzadıya sizlerle paylaşıyorum. Bu hesap planında da eğer ilişiksiz belgesi için ya ben ayıracağım bunları, yani ben betona işçilik ödemedim ki, kapı pencere işçilik ödemedim ki, dolayısıyla bunun üzerinden ölçümleme yoluyla niye benden sigorta primi istersin? Bunu istemiyorsak eğer, bunlara ayırırız. Ayırdığımız zaman bir istisnası vardır. %25 o indirimden yararlanamazsınız. Yani %9 hesap ediyor ya. Onun %25'i 6,75. Onu %9'la hesaplar. Bakarız. Bu hesabı yaparız. Bu hesabı yaparız. Ve müteahhite de söyleriz müşterimize. Deriz ki eğer bu hesabı yaparsan işte 4000 lira fark ediyor ama müfettiş inceleyecek. Zaman alır vesaire. Ya olsun 4000 lirayı ödeyip müfettişten alalım temiz kendini diyebilir. Bunlar hep yaşanan şeylerdir, yaşanacak şeylerdir. Geliyoruz. Eğer yıl sonunda inşaat bitmediyse 150 hesaptaki stoklardan kullanılanları 151 hesaba aktarıyoruz. Bakın yine aynı paralelde hangi ilçedeyse işçilik içermeyen malzeme alımları, işçilik içerenler gibi. Mamullere geliyoruz. Bu
bu mamuller hesabının altındaki bakın kıvrımı, üçüncü kıvrımda metrekare büyüklüklerine göre bağımsız bölümün daire numarası. Yani o projede de belli. Hani daire çakarlar ya, 16 numara, 17 numara, 18 numara. Ona göre alt hesaptan açıyoruz. O tablomuzdaki metrekare büyüklüğünü de yazıyoruz. Zaten maliyeti hesaplamıştık. 151 hesaptan 152 hesabı aktarırken de buraya getiriyoruz. Biliyoruz hangi daire kaç metrekare. Yani o 151'den 152'ye aktaracağımız mahsup fişi belli. Rakamları belli en azından. Buraya aktarıyoruz. Sonra satılmış. 1 numaralı satılmış. 4 numaralı satılmış. 2 ile 3 satılmamış. Onlar bakiye verecek maliyeti kadar. Satılanları da 152 alacaktı. 620 borçlu kaydını yaparak elimizde satılan satılmayanları da biliyoruz. Buna göre satılanların biliyoruz kat yüklenen KDV'si o listede belli. O ay satıldıysa o ayki eğer aylık iade talep edeceksek çünkü aylık iade mümkün. Aylık iade mahsuben yapılır 99 nolu tedbiye göre. Ama yıl içerisinde aylık iade almayacağım derse sonraki yılda bunu Ocak ayı beyannamesinde geçmiş yılın la ilişkin katma değer vergilerinin iadesini talep ederek nakit iadeye de hak kazanır. Mahsuben iadede vergi borçlarına sadece, yani daha doğrusu vergi, sigorta, doğalgaz vesaire o borçlarına mahsup edilir firmanın. Bu mahsup yapılması için de teminat mektubu ibraz etmek zorundadır veya yeminli mali müşavir raporu ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde mahsup talebi itibara alınmaz. Ha, bunu ibraz ettiği güne kadar borcu gecikme zammı işler. Bunu da unutmamak lazım. Yıl içindeki mahsup taleplerinde. Bu 99 nolu katma değer vergisi genel tebliğinde düzenlenmiştir. Diğer o 74-76 nolu KDV genel tebliğlerinde düzenlenen indirimli oran nakit iade için yapılan düzenlemelerdir. 74, 76 ve 83 nolu tebliğlerdeki düzenleme nakit iade talepleri içindir. İndirimli oranından dolayı. 99 nolu tebliğ ise aylık ay içinde de borçlarına mahsul edebilsin iadelerini diye yapılmış düzenlemedir. Ama aylık mahsuben iade talepleri mutlaka teminat mektubu veya yeminli mali müşavir ibrazıyla yapılır. Nakit iade talepleri de sonraki yıl iade talep edecek ya, Ocak ayında da talep edebilir, Mayıs'ta da talep edebilir, bir sene daha geçer ondan sonraki ayda da talep edebilir, iade talep edebilir. Onları teminat mektubuyla da alabilir. Teminat mektubuyla alırsa teminat mektubunun çözümü için yeminli mali müşavir raporu gereklidir. Veya hiç mektupla uğraşmaz, yeminli mali müşavir inceler. Biz tam tasdik kapsamında olan firmalarımızın inşaat bitmeden karşıt incelemelerini tamamlıyoruz. Mesela şunu söyleyeyim. Üçüncü geçici vergi döneminde eğer vergi doğuran olay doğduysa, yani burada vergi doğuran olay da Yüksel kardeşim bahsedecek ama kısmını bahsedeyim. Vergi doğulan olay teslimledir biliyorsunuz katma değer vergisinde veya faturanın düzenlemesiyle doğar. Yani satış şekillerine de döneceğiz. O hani temelden, maketten satılışlar vardır ya, orada tapu da verir müteahhit müşterisine. Orada bellidir daire bağımsız bölüm numarası. Ama o kat irtifat tapusudur. Yani yapı ruhsatı nasıl ki yapının kullanılmasına izin verilmiyor. Tekrar yapı bittikten sonra yapı kullanım izin belgesi alınıyor. O aradaki yapı kullanım izin belgesine kadar müteahhitin verdiği tapuların hepsi
kat ittifak tapusudur. Ne anlama gelir? Mesela şu ada şu parseldeki arsa üzerine bir bina yapılır ise bu binadaki 16 nolu bağımsız bölüm bana aittir tapusudur. Yani müteahhite gittim, 16 numarayı beğendim ve pazarlığı yaptık, el sıkıştık, sözleşmeyi yaptık noterle. Götürdük, tapuya da tescil ettirdik. Tapu çünkü tescil eder onları. Ettirdik. O elimde bana verilen tapu, kat irtifak tapusu, o inşaat yapılırsa, yapıp kullanım izin belgesinden sonra, biliyorsunuz kat mülkiyet tapusu çıkar. Yapılırsa, 16 nolu daire verin. Şimdi inşaat biter. İnşaat biter. Yapı kullanım izin belgesini başvurur. Müteahhit. Bir süreçtir o. Bir sürü problemler de çıkabilir. Ama bu arada inşaat tamamlanmıştır. Satın alan kişiler taşınırlar. Kullanmaya başlarlar. Kullanmaya başlama ile vergiyi doğuran olay meydana gelmiş demektir. Veya hiç kullanmaya başlanmaz. Kat mülkiyet tapusu çıkar. Neye göre çıkar? Yapı kullanım izin belgesi alınırsa tapuya gidilir. Kat mülkiyet tapusu çıkar. Bu sefer ben yapılırsa değil, yapıldı artık 16 daire nolu bağımsız bölümün sahibi anlamında kat mülkiyet tapusu verilir müşteriye, daire bağımsız bölüm sahibine. O kat mülkiyet tapusunun tescil tarihi vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihtir. Yani şunu şöyle özetleyebiliriz. İki tür vergiyi doğuran olay burada söz konusudur. Biri alan kişinin daireyi kullanıma başlaması. Bunun emareleri nelerdir? Kullanıma başlamak demek orada bir yaşam belirtisi vardır. Yaşam ihtiyacı için su lazım. Gider sular idaresinden sözleşme yapar. Elektrik lazım. Elektrik idaresinden sözleşme yapar. Doğalgaz bağlatır. Doğalgazla sözleşme yapar. Bunlarla zaten hayat orada başlamış demektir. Çok önemlidir bu söylediğim şey. Bunu ihmal ederler. Kat mülkiyet tapusuyla faturayı kestiğinde zanneder vergiyi doğuran olayı. Halbuki gelir inceleme elemanları senin bir sene evvel kullanıma başlanılmış. Dolayısıyla o zaman bunun faturasını kesecektin, kazancını o zaman beyan edecektin anlamında cezalı vergi tarihatına muhatap kalabilir müteahhit. Bunlara dikkat etmek lazım. Birincisi o, yani mutlaka sattığında sattığı kişinin eğer kat mülkiyet tapusu verilmemişse su veya elektrik sözleşmesini almak lazım. Ki hangi ayda? Temmuz'un 23'ünde almış, yapmış sözleşmeyi. Demek ki Temmuz'un 23'ünde orada taşındı, kullanım başladı. Tapuyu da bir sene sonra kat mülkiyeti iskandan sonra çıkarmış. Mayıs ayından, sonraki senenin. Ama bir 10 ay evvel, önceki takvim yılında vergi doğuran olay doğmuş. Hem de Temmuz ayında doğmuş. Katma değer vergisi eğer faturayı daha önceden kesmediyse faturayı da Temmuz ayında kesmesi gerekir. Dolayısıyla hem katma değer vergisini o dönemde beyan etmesi gerekir hem de kazancını o dönemde beyan etmesi gerekir. Bunlara dikkat etmek lazım. İkinci şıkta hiç kullanım yoktur. Kat mülkiyet tapusunun tescil tarihi, tapuda tescil tarihi vergiyi doğuran olay bir meydana getiren tarihtir. O tarih esas alınarak fatura düzenlenir. Ha, önceden maketten sattı da fatura düzenledi. Tapu da verdi. Çünkü sözleşme yaptı, pazarlığını yaptı, 200 bin lira daire. 200 bin lira gider, kat ittifak tapusunu alır. Parayı da alır. Faturayı da kesebilir. İnşaat sahibi müşterisine. O faturada sadece faturanın düzenlenmesiyle katma değer vergisinin
dev vergi doğuran olay meydana gelmişti. Sadece katma değer vergisi açısından. O dönemde sadece o faturanın katma değer vergisi beyan edilir. Fatura tutarı hasılat yazılmaz. Fatura tutarı 340 nolu avanslar hesabında izlenir. Bakın 191 hesapta yine inşaat bazında izliyoruz KDV'leri ki o inşaat için ne kadar katma değer vergisi yüklenilmiş ayrıca izleyebilelim diye 191 hesapta ve onu 192 hesaba devreden pardon 190 hesaba devrettiğimizde de yine inşaat bazında ay sonunda denkleştirme yapıyoruz ya inşaat bazında oraya aktarıyoruz ki birden fazla inşaatı varsa hangi inşaat için ne KDV'ler yüklendiği izleyebilirim anlamında. O faturayı kestiğinde 340 nolu hesaba kaydediyoruz. Hasılata yazmıyoruz. Hasılata ne zaman yazıyoruz? Ya kullanıma başladı da başladığı tarihte veya kat mülkiyet tapusunun tescil tarihinde biz eğer önceden buraya aldıysak bu avansları avanslar hesabından hasılat hesabına o dönemde aktarıyoruz. Bu geçici vergi dönemlerinde de olabilir. Yani yılın içerisinde. Yani yılın sonunu beklemiyoruz. Temmuz'sa, Mayıs'sa fatura kullanıma başlama. Mayıs ayında 340 nolu hesaptan oraya aktarıyoruz. Bakın aynen mamuller hesabındaki gibi alt hesapları açtık. Kaç nolu bağımsız bölüm için kaç lira aldım bunu izlemek adına. Geliyoruz. 600 hesapta da 600 hesabın altında mamul satışları yine şey bazında bunları izliyoruz ki maliyet hesabını 620'ye aktarırken hatalı getirmeyelim diye. Evet. Ben size kolaylıklar diliyorum. Yüksel kardeşime yorduktan sonra devam ediyorum ama buyurun efendim. Sayın meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Üstadımızın güzel anlatımından sonra ben biraz dayınızı sıkacağım zannedersem. Çünkü biraz daha ağır ve teorik kısımları baştan konuşacağız. Tabii üstadım kadar iyi sunum yapabileceğimi zannetmiyorum ama o da bana destek çıkacaktır eminim. Zaten baştan gelirken bu şekilde anlaştık. İki kişi sunum yaparken bölümleri ayırmak lazım. Nasıl yapacağız? Bu inşaat, madem inşaat işi, üstad dedim ben kaba işini bilirim, kaba işini ben çekeyim, siz de ince işini halledersiniz diye böyle bir aramızda konuşma olmuştu. Öncelikli olarak kendi sunumuma başlamadan önce bu arkamda görmüş olduğunuz PowerPoint ve slide çalışmalarını yapan grubumuza teşekkür edeceğim. Ama eğitmenlerle eğitim projesine baştan beri ben bağımsız denetim ve Türk Ticaret Kanunu'nun değişim zamanından beri katkı gösteriyorum, katılıyorum. Bu projeye destek gösteren Sayın Başkanımız Yahya Arıkan'a öncelikle teşekkür ederim. Şu anda da yine bu projenin devamını sağlayan Üstadımız Nevzat Pamukçu ve diğer katkı gösteren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu projede inşaat muhasebesi alanında belli bir grup olarak çalıştık. En başta bizi yönlendiren Üstadımız Nazım Anıl Üstadımız vardı. Bunun yanında burada bulunmayan, bu sunuma katkıda bulunup da şu anda bulunmayan Alp Aktaş, Mehmet Boz, Selin Gider ve Barış Korkmaz adlı meslektaşlarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunların asıl yaratıcısı ve çok katkı sağlayan arkadaşlarımızdır. Şimdi sunuma başlamadan önce tabii ki sunuma başlarken üstadımız genel itibariyle her şeyi anlattı. Çoğunlukla sizin işinize yarayacak büyük noktalarını size verdi.
Ben biraz daha işin teori kısmından, daha başlangıcından ilk çağlara doğru dönüş yapacağım. Yani ilk çağlar dediğim tanımlar kısmına gireceğim ki sebebi şundan dolayı filozofun teki demiş, ben sizinle her şeyi tartışabilirim, biliyorsunuzdur kim olduğunu, ama önce kavramları ortaya koyalım. Önce bir tanımlarımızı ilk nelerden bahsettiğimizi, kavramlarımızı açıklamak için. Öncelikle genel itibariyle temel bir iki tane kavramlara yönelik slaytlarımız var. Çok fazla canınızı sıkmayacağım, merak etmeyin. İleriki birkaç slayt sonra direktman, muhasebe kayıtları ve bu işlemlerimizi daha nasıl yaparız, bunlara üzerinde gideceğiz. Genel anlamda inşaat nedir diye düşündüğümüz zaman malzeme ve işçilik kullanılmak suretiyle meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına ilişkin faaliyetlerin tümü olarak, tümünü içeren işlemler olarak kabul edebiliriz. İmar kanununa baktığımız zaman ise şöyle bir açıklama vardır. Ben bunu doğrudan okuyacağım size. Çünkü böyle yabancı kelimeler de var, eski Arapça kelimeler. Yapı tabirini karada ve suda, tabii burada inşaatın nerelerde yer aldığını, nerelerde bulunduğunu da tarif ediyor. Karada ve suda daimi veya geçici, resmi ve özel yeraltı veya yerüstü inşaatı ile ilave, değişiklik ve tamirlerinin sabit ve müteahhit tesislerine şamil olduğu gibi böyle bir imar kanununda bir tanımı var. Yani burada müteahhit hareketli demektir. Bunu da ayrıca açıklamak istiyorum. Arapça kelimeler bazı yerlerde tamamen temizlenmedi. Bu tanımların başka kanunlara baktığımız zaman karşımıza medeni kanun çıkıyor. Medeni kanunda iki temel ayrım var. Bunlardan birisi menkul inşaatlar, birisi de menkul olmayan taşınmazlar, yani gayrimenkul inşaatlar şeklindedir. Menkul inşaat dediğimiz zaman taşınabilir olarak düşünüyoruz. Menkul olmayanlar da bir toprağa bağlı veya devamlı kalmak amacıyla inşa edilmiş olan ekonomik değer taşıyan yapılardır. Ki menkul inşaatlara sinema, tiyatro, yazlık sinema, tiyatro, sökülüp takılabilen kulübeler, barakalar, taşınabilen pazar yeri tezgahları, bunları sayabiliriz. Bunlar kesinlikle tapuya tescil söz konusu değildir. Menkul, gayrimenkullerde ise bunlar toprağa bağımlı olduğu için tapuya tescil edilmesi gerektiğidir. Temelde bildiğiniz gibi köprü, yol ve binalar gayrimenkul kapsamına girmektedir. Şimdi basit olarak son slaytta bu temel kavramlarda konut nedir? Konut dediğimiz zaman ev, apartman gibi binalar yer almakta. Ticari, sanayi, sosyal, kültürel yapılara, iş yeri, fabrika, okul, ek tesisler, otel, hastane, okul gibi binalar girmekte. Özel uzmanlık isteyen inşaatlar gibi bir kavram karşımıza çıktığı zaman da aklımıza yol, köprü ve barajlar ve benzeri yapılar gelmektedir. Bunun yanında diğer bir karşımıza çıkan tanımlarda vergi hukuku. Tabii ki burası bizim için asıl önemli olan kısım, asıl bizi ilgilendiren kısım burada çıkıyor. Vergi hukukunda inşaat iki temel ayrımla söz konusu. Birisi özel inşaatlar, birisi de taahhüt şeklinde ki yapılan inşaatlar. Özel inşaatları kendi içinde yer aldığımız ve biraz sonra ben size bir ya da iki slayt sonra anlatmaya başlayacağım kısımdı. Daire, kat, bunlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Daire, kat ve dükkan halinde satmak amacıyla inşaat edilen inşaatla yapılan inşaatlar ya da kişilerin, yani dışarıdan bağımsız arsası vardır, kendini kullanma amacıyla, kendi gereksiniminde kullanma amacıyla yaptırdığı inşaatlar diye özel inşaatlar ikiye ayrılıyor. Tarifte üstadımız o noktada yine bana yardımcı
genelde daha çoğunlukla yer almaktadır. Taahhüdün tanımı nedir diye bir baktığımız zaman kendi nam ve hesabına gerçek ve tüzel kişilere karşı sözel veya yazılı, genelde yazılıdır. Sözel taahhüt verilir ama bu tip işlerde yer almaz. Bir işin yapılması veya bir malın teslimini üstlenmeye taahhüt, yani bu işi yapmayı taahhüt ediyorum, bu binayı yapacağım şeklinde bir açıklaması vardır. Bir işin taahhüt edilmesi ise taahhüt edenin işi yaptırana vermeyi taahhüt eylediği ve bir bedel karşılığında bir malın imalini kapsar. Bir müteahhit bir binayı ben bu bedelle size yapacağım ve bu bedelle size sunacağım demesi şeklinde yaptığı ve yaptığı malı imal edip teslim etmesi taahhüdü yerine getirdiğini gösterir. Kısaca son iki slaytımız, fazla da sizi üzmeyeceğim bu konuda. Türlerine baktığımız zaman, inşaat türlerine, inşaat taahhüt işletmeleri veya özel inşaatlar şeklinde iki tane temel ayrım vardır ki özel inşaatlara piyasada yapsak inşaatları şeklinde de söylenen genelde belirtilmektedir. Yani inşaat taahhüt işlerinde az önce bahsettiğim taahhüt nedir kısmında bahsettiğim gibi gerçek veya tüzel kişilerin yani herhangi bir şahsın, herhangi bir şirketin ihtiyaç duyduğu bir binayı yapmayı taahhüt eden bir kişi vardır. Bu der ki işte ben bunu yapacağım. Okullarda genelde resmi kurumlarda hep taahhüt işletmeleri bu gibi işlemleri yaparlar. Bu binayı, bu okulu yapacağız. Ne kadara? İşte bu özelliklerde, bu sözleşme şartları içinde belli bir bedel karşılığında yapacağız derler. Bina o kişinin midir, taahhüt eden kişinin midir? Hayır. O sadece yapmayı üstlenmiştir. Başka bir şey üstlenmez. Bunlarda içinde iki tane ayrıma tabi tutulur ki aynı yıl içinde bitiyorsa bu inşaat yıllara yaygın olmayan inşaattır. Bir yıl içinde yani burada tabii şeye de dikkat etmek lazım. Yıllara yaygın olan inşaatların unsurlarına bakmak lazımdır. Yani yılın sonunda mı? Üstadıma benim böyle bir sorum olmuştu hatta. Ben Aralık ayında işleme başlıyorum. 6 ay geçiyor. Aralık ayından sonra 6 ay geçiyor. Ertesi yıla sarkıyor. Bu yıllara yaygın mıdır, değil midir? Bunun ayrımı nedir? Bunu yıllara yaygın inşaatlar anlatılırken üstadım da değinecektir bu konuya. İkinci tür işletmeler, özel inşaatlar, kendi nam ve hesabına inşaat yapan işletmelerdir. İnşaat işletmelerinin kurulması, çok fazla bunun içine girmeyeceğiz, kişisel şahıs işletmeleri tipinde veya şirket şeklinde de kurulabilir. Yani kişiler tek başına gelir vergisi mükellefiyetiyle müteahhitlik kavramı genelde biz düşünürüz burada. Kişisel mükellefiyetini aşar, inşaatları yapar ve buna göre çalışmasını sürdürebildiği gibi inşaat şirketleri olarak da limited veya anonim şirket şeklinde kurulabilirler. Burada standart firmalara istinaden çok fazla bir şeyimiz yok. Ana sözleşmenin hazırlanması o ana konunun haricinde ticari yönden çok fazla farklılık diğer firmalarla limited ve anonim tüzel kişilikler çok fazla farklılık göstermemekte. Özel inşaatların muhasebe ve vergi uygulamalarına girmeden önce son olarak da inşaat ve onarım işlerinin yapım usullerini başlık olarak sunacağım. Çünkü bunların çoğunluğu yıllara yaygın veya ihaleli işlerde karşımıza çıkmaktadır. Mesela ihaleli işlerde ne tip usuller vardır? Kapalı zarf usulü, açık ihale usulü, belli istekliler arasından ihale usulü ve pazarlık usulü gibi kavramlar karşımıza çıkar. Şimdi özel inşaatlara direkt geçiş yapıyoruz ki bundan sonra zannedersen üstadım arada bir ara verir miyiz özel inşaatlardan sonra? Hazırlık veririz.
Yani şimdi mi veya direkt çalışmak lazım.